Herkes selamlar sevgili dostlar. Yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Altın ve gümüşü değerlendirmeye devam ediyoruz. Kurumların tahminleri var. Bu rakamların gelmesi ne kadar olası? Altında yükseliş devam edecek mi? Beklentiler ne yönde? Hepsini bu videoda tek tek anlatmaya çalışacağız. Bu arada tüm herkesin, tüm takipçilerimizin, tüm bu videoyu izleyenlerin Kurban Bayramı kutlu olsun. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Evet, şimdi altın fiyatları Fed toplantısından sonra da yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Ons altın fiyatları şu saat itibariyle 1974-1975 dolar seviyesinde gezinmekte. Ons altında bir düşüş gelmeyecek mi? Bir düzeltme hareketi gelmeyecek mi? Bunlar hakkında konuşacağız. Gerçekten Goldman Sachs gibi ve birçok yabancı kurumun altın tahminleri var. Yukarı yönlü. Bunların gelmesi ne kadar olası? Bunlar hakkında tek tek konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, Dev Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan altın ve dolar fiyat öngörüsü diye haber. Gene Goldman Sachs altın tahminini yükseltti diye haber. Şimdi ben Goldman Sachs'ın tahminlerini önemsiyorum. Çünkü geçtiğimiz yılın 2019'un Haziran ayında iken ons altın 1350 dolar iken 1900 dolar hedefi vermiştim hatırlarsanız. Ve dünyada ne gibi bir olumsuzluk, ne gibi bir haber akışı olabilir bilemiyorum. Bunu zaman gösterecek ama grafikler bize yukarıyı gösteriyor demiştik. Gerçekten o zaman da bunun üzerine bayağı tartışmıştık. Yani ne gibi bir haber düşebilir de ons altın bu kadar sert yukarı gidebilir. Çünkü grafikler yukarıyı gösteriyordu ve ons altın fiyatı 1350 dolardı. Yani 1900 dolar o zaman imkansız gibi görülüyordu. Ama grafikler bizi yanıltmadı arkadaşlar. Ve biz de işte o haberi daha bu sene başında koronavirüs haberiyle aldık. Yani olumsuz haber aslında buymuş. Veya da işte virüs çıkmasaydı belki de başka bir haber çıkacaktı. Ama önemli olan bir şey var ki biz bunları geçen sene tartışıyorduk. Yani ne gibi bir olumsuz haber gelir de altın fiyatları, ons altın fiyatları grafiklerin gösterdiği şekilde 1900 dolarları gider diye tartışıyorduk. Ve işte virüs haberleri düştü arkadaşlar. İşte o zamanlar, yani geçen sene ons altın 1350 dolardayken Goldman Sachs da ons altında 1750 dolar hedefi vermişti. Daha sonra o fiyatlar geldiğinde hedefini yükseltti. 1900 dolarlara çevirdi. İşte Goldman Sachs'ın tahminleri bu yüzden önemli benim için arkadaşlar. Yani aslında beklentilerimiz aynıydı o zaman ve ikimizin de beklentileri geldi. Yani Goldman Sachs'ın diğer yaptığı tahminleri belki yanılabilir. İşte belki dolar tahminleri, belki borsa tahminleri ama altında güzel tahminler yaptığını ben düşünüyorum. Bu zamana kadar çok fazla yanılmadılar ve gerçekten de fiyat hedefleri genellikle geldi. İşte son yükselişten sonra, yani bundan birkaç gün önce ons altın 1981 dolara kadar yükselmişti hatırlıyorsunuz. Ve bu haber arkadaşlar, işte Goldman Sachs bu haberi yayınladığında ons altın 1950 dolardan işlem görüyormuş. Peki yayınladığı haber ne? Banka müşterilerine gönderdi bir notta. Belirsiz ekonomik koşulların ortasında altını bir kez daha son çare para birimi olarak nitelendirerek fiyat hedefinin ons başına 2300 dolar olduğunu açıkladı. Yani fiyat hedefini 2300 dolara yükseltmiş durumdalar. İşte bunun için ise ileri tarih vermişlerdi ama sanırım bu tarih burada yer almıyor. Yani fiyat hedefini orta ve uzun vadede 2300 dolara yükseltmişler ons altında. Şimdi bu kadar paranın basıldığı bir dönemde, işte Fed'in bu kadar para bastığı bir dönemde, faizlerin neredeyse sıfıra indiği bir dönemde tabii ki de para bir yerlere kayacak arkadaşlar. Yani ben para basılmaya başlandıktan itibaren altın, gümüş ve kripto paralar, yani borsalar birazcık daha bunlara göre tabii ki de kazandırabilir ama borsalar daha çok günlük haber akışları veya da ileride gelebilecek ani haber akışlarıyla çok sert dalgalanmalar olabilir. O yüzden hani borsa taraflarında, dünya borsalarında takip edilebilir ama stoplu, yakın takiple takip edilmeli bence. Ama altın ve gümüşe mutlaka para kayacağını, kripto paralara da kayacağını söylemiştik ki altın ve gümüşe de kaymaya devam ediyor. Yani bu kadar paranın basıldığı bir yerde mutlaka bir yerlere para kayacak arkadaşlar. O yüzden altın fiyatının bu kadar arttığını hep birlikte görebiliyoruz. Peki 2300 dolarlar Goldman Sachs'ın yaptığı bu tahmin ne kadar olası, yani ilerleyen dönemlerde gelir mi? Şimdi tabii Bank of America'da bir
analiz yayınladı. İşte 18 ay içerisinde ons başına 3000 dolara hedefi vermiş. 3000 dolar hedefi. Yani 2021'in Ekim ayına kadar rekor seviyelere ulaştıracağını ifade etmiş. Bu da tabii bankanın analistleri tarafından yayınlanan analizde. Birisi 2300, birisi 3000 dolar hedefi veriyor. Şimdi bu hedefleri duyduk. Şimdi Goldman Sachs'ın tahminlerini önemsediğimi söyledim. Peki grafikler bize ne söylüyor? Şu an ons altın 1975-1974 dolar seviyelerinde geziniyor. Baktığımız zaman 2011'in özellikle Ağustos ayında gördüğü o 1921 dolarlık seviyeyi çoktan geçtik ve tarihi zirveyi gördük. Fiyat da henüz buradan düzeltmedi. Yani bir geri çekilme görmedik. Şimdi arkadaşlar ons altında gerçekten kitaplarda okutulacak bir grafik var. Yani bu grafik gerçekten aslında uzun zamandır bağırıyordu arkadaşlar. Yani ben yukarı gideceğim diye. Şöyle ki bakın. Ons altında 2001 yılında yükselişe geçmiş. 2011'e kadar çok sert bir şekilde gelmiş arkadaşlar. 250 dolarlardan nereye kadar? 1927 dolarlara kadar arkadaşlar. Şimdi burada yaptığı hareket çok önemli. Yani ben grafikleri önemsemesem burada zaten onlarca, yüzlerce hatta bırakın binlerce video çektik arkadaşlar. Burada bir kama formasyonu oluştuğunu geçmişten beri söylüyorum. Yani bu kama formasyonu ne demek? Şimdi öncelikle şöyle bir çizelim biraz kabaca. Bu kama formasyonları arkadaşlar devam formasyonları olarak nitelendirilir. Yani bir yükseliş gelmiş, bir düzeltme, devam süreci, daha sonra yükselişin devam edeceğini bize gösteren formasyonlardır arkadaşlar. Yani bir yükselişten sonra alçalan takoz, kama formasyonu yani bu tarz bir görüntü oluşuyorsa muhtemelen fiyat belirli bir süre takıldıktan sonra veya da konsolide olma sürecini tamamladıktan sonra zamanı geldiğinde tekrardan yukarı gidecektir. İşte ons altında da bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Mesela şuradan devam formasyonu. Bakın bir yükseliş gelmiş. Bakın burada da alçalan takoz. İşte gitgeller aynı. Neredeki gibi? Ons altındaki gibi. Gitgeller devam ediyor. Yıllarca sürmüş. 4-5 sene, 5 sene, 6 sene sürmüş. 3-4 senede burada yatay bir bant. Desteği kırmıyor ve yukarı trend başlıyor arkadaşlar. Aynı bakın şuradaki gibi. Şurası zarar kes bölgesi. Yani 1000 doların altına düşseydi evet belki bir düşüş gelirdi ama kama formasyonu, devam formasyonu desteği kırmamış. Yani yukarı gideceğim diye zaten bağırıyordu arkadaşlar. Şuradan takos formasyonu bakın. Mesela bu da sterlin dolarda geçmişteki hareketi. Bir yükseliş gene aynı şekilde. Kama formasyonu daha sonra arkasından sert bir yükseliş gelmiş. Muhtemelen bu tarz görüntülerde yani belirli bir süre yatay ilerlese de bu şekilde düşen kama formasyonuna daha sonra fiyatın yukarı yönlü eski tepe seviyelerine gittiği görülür. Hatta o tepe seviyesi de aşılırsa daha da sert yükselişler karşımıza çıkar. İşte buna bakarak ons altında da kama formasyonu daha sonra yatay bir süreç. Yani şurası arkadaşlar aslında bu formasyonlarda bulunmaz bir nimet. Niye? Kama formasyonu sonra yatay bir süreç desteği kırmıyor. Buralar işte büyük kurumların arkadaşlar. Şu an Goldman Sachs gibi, JP Morgan gibi, işte Bank of America gibi kurumların verdiği tahminler arkadaşlar. Bakın buralarda muhtemelen o büyük kurumlar maliyetlendi. Yani buralarda bu yükselişten sonra kar aldılar, maliyetlendiler. Şimdi yeni yükselişler için hedeflerini kolluyorlar. Yani burası dediğim gibi bulunmaz bir nimetti ve birçok kişi bu formasyonu, bu grafikleri takip eden birçok kişi buradan maliyetlendi arkadaşlar. Ve fiyat da şu an beklenildiği gibi yukarı gidiyor. Peki bundan sonra yeni rekor seviyesi gelir mi? Şimdi bunun için arkadaşlar yani kama formasyonu gene grafikler üzerinden bakacağız. Şurası arkadaşlar. Burası 1850 dolar seviyesinden geçiyor. 1850 dolar seviyesi niçin önemli? Yani geçmişte 1921 görmüş. 1850 ne alaka? Şu alaka. 1850 üzerinde hiçbir zaman aylık kapanış yapmamış. Bakın dikkat edin 2011 yılında da oralara çıkmış 1921'lere ama görüldüğü üzere arkadaşlar aylıklarda bir ay boyunca üzerinde kalamamış. Sürekli oralardan satış yemiş. Yani biz şimdi 1850 üzerinde aylık kapanışlar almaya başlarsak işte bu kurumların yaptığı tahminler arkadaşlar büyük ihtimalle gelir. Hem de öyle yavaş yavaş değil sert bir şekilde gelir. O yüzden 1850 dolar altına inmeyen ons altın
üzerine aylık kapanışlar geliyorsa o zaman 2300-2500 doları ben de hedef olarak koyarım arkadaşlar. 2300-2500 yani bu çanak kırıldıktan sonra zaten hani ondan sonra zaten gün gün bant bant takip etmeye devam ederiz. Ama bu rakam altına gelmediği sürece o verilen tahminlerin hepsi bu formasyonlara göre, bu grafiklere göre gelir arkadaşlar. Yani benim beklentimde ons altında 1850 altında kapanış görmedikçe aylık grafik analizi yapıyoruz bu arada. Yani kısa vadeli bir analiz değil. 2300, 2500 hatta 3000 dolarlara kadar çıkışlar çok çok normal olacaktır. İşte buralarda şunlar tartışıldı. Yani buralardan bir çanak kulp yapar mı gibisinden. Şimdi arkadaşlar eğer ki fiyat bu şekilde çok sert yani 2300, 2500 dolarlara gidecekse piyasa yapıcı zaten burada fırsatı vermiş. Yani tekrardan ben geri çekileceğini sanmam. Eğer ki 2300, 2500 dolarlara gideceğini piyasa yapıcı istiyorsa bunu tekrar alım fırsatı vermez. Yani zaten uzun vadede altın fiyatları her daim yukarı gitmiş. Burada niye tekrardan birçok kişiye fırsat sunsun? Zaten fırsatı burada vermiş ve birçok insan da eğer ki algıya kapılmadıysa zaten altında yıllardan beri kazanıyor. Yani fiyatlar eğer ki yukarı gidecekse böyle bir ihtimal ben çok fazla vermiyorum arkadaşlar. Şimdi altın fiyatlarında uzun vadeli görüşüm benim bu şekilde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani buralarda bir müddet takıldı ama aylık kapanışlar önemli olacak. Temmuz ayı kapanışı bugün itibariyle göreceğiz. Ağustos kapanışı da önemli olacak. Çünkü Ağustos'tan sonra asıl rally ya da Ağustos içerisinde kapanışa göre görebiliriz arkadaşlar. O yüzden altında tetikte olmakta fayda var. Şimdi pek kısa vadede bizi neler bekliyor? Kısa vadede kurumların analizlerini değerlendirdik ve olası olabildiğini gördük. Çünkü bu kadar riskin olduğu bir dönemde işte virüste ikinci dalga başlayabilme ihtimali vesaire bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde insanlar altına güvenli limana yönelmeye devam ediyor. Şimdi tabii ki de altın fiyatları çok sert bir şekilde yukarı gitti. Bir düzeltme gelmeyecek mi? Düzeltme arkadaşlar, bir düzeltme gelmesi için öncelikle 1945 rakamın altına inmemiz lazım. 1945 dolar rakamın altına inersek o zaman ons altında 1880 seviyesi ihtimal var. Bakın şu an sadece ihtimallerden bahsediyoruz. Yani bunlar bana göre düşük ihtimaller şu anlık. Niçin? Çünkü 1945 altında henüz günlük kapanış bile almadık. Alırsak o zaman zaten ben bunu videolarda belirtirim. Bakın bir zayıflık oluştu. Hani buraya kadar geri çekilmeler normaldi. Şu an 1945 üstünde fiyat diyoruz. Altına inmedik. Yani bu geri çekilmenin olması için 1945 dolar altına inmemiz lazım. Ancak o senaryoda hani 1880 dolar seviyesi konuşulur. Oralarda tekrar destek bulup yukarı dönmesi beklenir altında. Altında tabii ki de temenniler vardır. Bir de gerçekler vardır arkadaşlar. Temenniler yani benim temennim en azından hani keşke bir düzeltme gelse, keşke bir geri çekilme gelse. Çünkü bu kadar çok sert bir yukarı giden bir enstrüman ve gitmesi de bundan sonraki süreçte daha da olası bir enstrüman. Bir düzeltme yapıp birçok kişinin borcu var, şeyi var, altın borcu olanlar var veya da piyasadaki algıya kapılıp çok ucuz seviyelerden elindeki altını satanlar var. Yani insanlar yatırım yapamadı belki doğru düzgün bilemiyorum. Tabii ki de elinizdeki yatırımlar sadece sizi ilgilendirir. Ben sadece burada kişisel görüşlerimi açıklıyorum ki yatırım tavsiyesi de kesinlikle vermiyorum. Temenniler tabii ki de bu şekilde ama bir de gerçekler var. Yani 1945 dolar altına inersek ne güzel. Yani bir geri çekilme görülebilir. Ama inmezsek tabii ki de herkes elindeki yatırıma göre yükselmesini ya da düşmesini istiyor ama o zaman da elinde altın olanlar sevinecektir. 1945 altına inmezsek ons altın fiyatları yakın zamanda 2000 dolar üzerini test eder. Muhtemelen 2000 dolar üzerine atarsak arkadaşlar 2000 dolar üzerine 2100-2150'ye doğru hızlı bir çıkış görürüz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani 1945 dolar seviyesi önemli olacak. Kırarsak o zaman düşüş bekleyenler için olumlu bir senaryo. En azından kısa vadede şöyle 1880 dolar seviyelerine doğru satış yer. Ama kırmazsa arkadaşlar hiçbir düzeltme yapmadan 2000 dolarlara doğru kısa vadede bile gidebiliriz. 2000 dolar ve üstüne. Şimdi gram altın, gram altın peki bu süreçte bizi nasıl karşılayacak? Yani gram altının şöyle bir aylık grafiğini açmak istiyorum. Kopuşu zaten şurada görüyoruz arkadaşlar. 300'den sonra 300 ve 400 aralığı çok hızlı bir şekilde geçildi.
400'lerini attık. Bir geri çekilme bile gelmedi. 442'ye kadar geldi. 445'e kadar. Yani 400'ün de neredeyse 500 ile 400 arasında yarı fiyata kadar geldik. Hiçbir düzeltme, hiçbir geri çekilme olmadan. Dikkatinizi çekerim. Son süreçte altındaki, gram altındaki yükseliş iyice sertleşti. Yani hiçbir geri çekilme bile olmuyor. Şimdi geri çekilme olması için tabii ki de 420 altına inmemiz lazım. Ancak o senaryoda 420 altına, yani 398 ihtimali var. Hani ben bundan sonraki süreçte şunu belirttim. Yani 400'ü geçtikten sonra 400 destek yapacak arkadaşlar. Yani 400, yani gram altın tarihinde bir rakamı geçiyorsa, geri çekilme olsa bile yeni bir tepe görülüyorsa muhtemelen o rakamı destek yapacaktır. 400 destek yaptı. Şimdi 460-480 fiyat hedefine doğru ilerliyor. Hani 420'nin altını kırmalı ki tekrardan 400 gelsin. Bu şu anlık hani senaryolardan bahsediyoruz. Yani düşüş senaryosunu anlatıyorum ben size, ama hani 422 altını inmezsek nasıl bir düşüş gelecek? İnmezsek 422 üstünde 460-480 aralığı var arkadaşlar. Yani 480 üstü de çok hızlı bir şekilde gelebilir. Şimdi gram altın bu zamana kadar ons altında beraber yükseldi. Biliyorsun iki tane ayağı var. Dolar, TL ve ons altın. Ons altın ile yükseldi şu ana kadar. Dolar, TL de herhangi bir senaryoda yukarı gitmeye başlarsa, o zaman gram altın fiyatları da ekstra yükselmeye devam eder arkadaşlar. Yani düşünün, hani şu ana kadar ons altına geldik, buralara kadar. Hani dolar TL zaten uzun zamandır yatay bir banttaydı. Son günlerde o da böyle belirli dirençleri kırdı, yukarı yönlü bir istek oluştu. Hani dolar TL'nin yukarı gittiği senaryoda, ons altının 2000 dolar üzerine attığı bir senaryoda, gram altında arkadaşlar 400 ve 500 aralığı çok hızlı bir şekilde geçilir. Yani o senaryoda hani 300 ile 400 aralığı 3 ay sürdüyse, belki 400 ile 500 aralığı 1 ay sürer. O şekilde anlatayım size. O yüzden hani dolar TL tarafı önemli olacak. Gram altında 420 altını düşmezsek sıkıntı yok. Düşersek işte 400'e doğru bir geri çekimi, bir alım fırsatı verir. 422 üzerindeki her harekette ben 460 ve 480 aralığına doğru çıkışın devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki orta ve uzun vadede arkadaşlar, ons altındaki bu senaryoların gerçekleşmesi durumunda, yani 1850 dolar altında kapanış görmezsek, gram altında da fiyat hedefi belki de 500'ü de aşacak ve 600 TL'lere doğru yol alacak. Yani ons altını düşünün, 1850 dolar altına inmedi. Altında aylık kapanışlar yok. Dolar TL yukarı gidiyor. Gram altın nasıl düşsün? Yani bu senaryolarda işte dolar TL, bakın 6.85'in altına inmedi. 6.88.50 direncini kırdı. Şu an üzerinde fiyatlıyor. Hani orada belki bir iki hafta içerisinde bir hareket göreceğiz. Bilemiyoruz tabii. Hani direnci kırdı. O direnç, eski direnç artık destek olursa dolar TL de eski tepelerine doğru yol alacaktır. Ons altına geri çekilmezse gram da yukarı gitmeye devam edecektir arkadaşlar. O yüzden 422 seviyesi önemli. Üzerindeki her harekette 460-480 seviyeleri gündeme gelecektir. RSI tarafına bakalım. Yani senaryoları anlatıyoruz ama olasılıkları vesaire. Evet, günlüklerde bayağı bir aşırı alım bölgesindeyiz. Aylıklarda zaten fiyat kopmuş durumda. Haftalıklardan bakalım. Haftalıklarda da bakın arkadaşlar, yani art arda şu kadar sert mumlar. Şu 350'den sonra birkaç mum oluşmuş, ama yani bakın bu mum boyları gitgide uzamaya başladı. Yeşil mum boyları. Bir şurada bu kadar sert bir mum var. O da zaten biliyorsunuz dolar TL'nin hani 4'lerden 7'lere gittiği harekette gelmişti. Onun dışında yani ons altında hareket iyiden iyiye yukarı yönlü istek devam ediyor. Yani altında da son durum bu şekilde. RSI tarafında herhangi bir olumsuzluk yok. Şöyle maddi tarafına bakalım. Yani RSI tarafın aşırı şişmesi, aşırı alım bölgesinde olması vesaire bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Yani ons altı, gram altın 255-265 TL seviyesindeyken de RSI tarafı 90'daydı yani. Tam ondan sonra bir geri çekilme geldi ama ondan sonrası harekete bakın. Yani aşırı alım bölgesinde olması falan şu anlık çok bir şey ifade etmiyor. Maddi tarafı aylıkta olumlu. Haftalıklarda bakın tekrardan, geçen hafta al yaktığını söyledik. Bu şekilde devamında tekrardan
güçlü bir şekilde al sinyali devam edecektir. Günlüklerde zaten alımda pek kısa vadeli. Şöyle 4 saatte bakalım. 4 saatlik de bir miktar zayıfladı ama bakın maddi sat verdi ama fiyatlar aşağı gelmiyor. Muhtemelen hani bu belli bir süre daha böyle devam etse bile şu aralarda toparlayıp tekrar maddi 4 saatliklerde de ala dönebilir. Bunu da söylemiş olayım. Şimdilik altın tarafında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Yani kurumların yaptığı ons altın fiyatları baktığımız zaman mevcut duruma olası gözüküyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Twitter tarafından beni takipte kalabilirsiniz Türkiye'li adresinden. Hoşça kalın.